Bugünkü dersimizde hücre zarından madde geçişlerinden aktif taşımadan itibaren konumuza devam etmiş olacağız. Aktif taşıma dediğimiz zaman yine hücre zarından geçebilecek büyüklükteki moleküllerin enerji harcanarak, enzim kullanılarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişidir. Demek ki yine dikkat edin, difüzyonda ozmozda olduğu gibi hücre zarından geçebilecek büyüklükteki moleküller. Ancak difüzyondan farklı olarak bu sefer az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişidir. Bu olay için elbette ki enerji harcanmaktadır. Bu nedenden dolayı aktif taşımada canlılık şarttır. ATP enerjisi harcandığı için canlılık şarttır. Muhakkak canlı olunması gerekir. Arkadaşlar hücre zarından madde geçişlerini işlerken biz dedik ki birinci olarak dikkat edeceğimiz husus molekül büyük mü küçük mü? İlk olarak soruyu okuduğumuzda buna bakacağız. İkinci olarak üzerinde durduğumuz kısım hücrenin çeperi var mı yok mu? Çünkü hemoliz olayında bu önemliydi. Birazdan işleyeceğimiz endositoz olayında bu önemli. Ve üçüncü olarak da hücre canlı mı değil mi? Buna bakacağız. Eğer hücre canlı bir hücre değilse, o zaman aktif taşıma gibi, endositoz gibi, eksositoz gibi olayları gerçekleştiremez. Demek ki canlılık bu anlamda bizim için önemli. Örneğin sorularda bir bağırsak zarı veriyor, içerisinde çeşitli moleküller koyuyor. Arkadaşlar bağırsak zarı dediği canlı bir yapı değildir. Canlı yapı olmadığı için o bağırsak zarında, bakın o bağırsak zarı canlı olmadığı için endositoz, eksositoz veya aktif taşıma olmaz. Orada olabilecek olay difüzyon, ozmoz olaylarıdır. Veya işte tüplerin içerisinde yarı geçirgen zarlar koyuyor. Canlı bir hücre olmadığı için orada aktif taşıma, endositoz, eksositoz olmaz. Çünkü aktif taşımada, birazdan göreceğimiz endositoz ve eksositoz olaylarında da canlılık şarttır çünkü enerji harcanmaktadır. Burada elbette ki taşıyıcı protein ve enzimler de görev almaktadır. Aktif taşımayı şöyle şekil üzerinde izah etmeye çalışacak olursak, bakın doku sıvısı, hücrenin dış kısmı, bir D maddesi bulunuyor, taşınan madde. Bu D maddesi buradaki Ç ve T enzimleri sayesinde ve M taşıyıcı proteini sayesinde ne yapılıyor? Alınıyor, hücre içerisine aktarılıyor. Ve bu esnada gördüğünüz gibi hücre içerisinde ATP ADP'ye dönüşüyor. Yani ATP tüketimi ne yapmakta? Gerçekleşmekte. Biz böyle bir şekil gördüğümüzde eğer orada böyle bir ATP tüketimi varsa bizim aklımıza gelecek olay aktif taşımadır. Fakat biz böyle bir şekil gördük. Ancak ATP vermemişse bana, o zaman o olay kolaylaştırılmış difüzyon. Hatırlarsanız kolaylaştırılmış difüzyonda da yine taşıyıcı proteinler, enzimler görev almaktaydı. O zaman azlığından veya çokluğundan bahsetmemişse, moleküllerin az yoğundan çok yoğuna veya çok yoğundan az yoğuna diye bahsetmemişse, sadece böyle bir şekilsel görsel kullanmışsa ve orada ATP tüketimi varsa aktif taşıma yoksa nedir? Kolaylaştırılmış difüzyon. Elbette ki kolaylaştırılmış difüzyonda hatırlayacak olursanız çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş vardır. Burada ise az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş vardır. Yani geçiş şekillerinde bu tür farklılıklar söz konusudur. Taşınan her maddenin ayrı bir taşıyıcısı vardır arkadaşlar aktif taşımada. Çünkü bir uyum söz konusudur. Ve biraz önce özellikle altını çizdiğimiz canlı hücrelerde ne yapmaktadır? Gerçekleşmektedir. Arkadaşlar enzim kullanıldığı için, enerji harcandığı için aktif taşıma, sıcaklık, pH, zehir etkisi gibi kimyasal maddelerden etkilenir. Hatırlarsanız enzimler sonuçta protein yapılıydı. Sıcaklık pH değişimlerinden etkileniyordu. Aktif taşıma olayında da
enzimler görev aldığı için, enzimatik bir olay olduğu için, o zaman elbette ki pH, sıcaklık, zehir etkisi gibi enzimi etkileyen maddeler ne yapacaktır? Aktif taşıma hızını etkilemiş olacaktır. Hücre zarından madde geçişlerinden bir diğeri ise endositozdur. Arkadaşlar endositoz büyük moleküllerin hücre içine alınmasıdır. Makromoleküllerin enerji harcanarak hücre içine alınmasıdır. Bakın şu noktaya kadar gördüğümüz konularda difüzyonda, ozmozda, aktif taşımada hücre zarından geçebilecek büyüklükteki moleküller taşınıyordu. Yani küçük moleküller taşınıyordu. Ancak endositoza baktığımız zaman endositozda ise büyük moleküller taşınmaktadır. İlk başta hücre zarından madde taşınmasını zaten biz gruplandırırken küçük moleküllerin taşınmasında biz aktif taşınma, pasif taşıma diye ayırdık. Büyük moleküllerin taşınmasını ise endositoz, eksositoz diye ayırmıştık. İşte artık bizim bu ve bundan sonra işleyeceğimiz kısımlar büyük moleküllerin taşınmasıdır. Enerji harcanmaktadır. Enerji harcandığına göre endositoz olayı da yine canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Endositoz olayıyla hücre zarının yüzeyinde küçülme meydana gelir. Yani hücre içeriye doğru madde alırken hücre zarını kullanarak o molekülün etrafını sarıyor ve orada bir besin kofunu oluşturuyor. Bu besin kofunu oluşturduğu için besin kofunu hücre zarından meydana geldiği için bu nedenden ötürü hücre zarının yüzeyinde küçülme, azalma meydana gelmektedir. Arkadaşlar endositoz olayında da yine enzimler görev alır. Endositozun en önemli noktalarından bir tanesi yoğunluk farkı önemli değildir. Bakın arkadaşlar endositoz olayında ister dışarıda az molekül olsun, yoğunluğu az olsun, ister fazla olsun, yani yoğunluk çok fazla miktarda olsun, hiç fark etmez. Her halükarda büyük molekül hücre içine alınıyorsa biz buna endositoz diyoruz. Demek ki azlığı veya çokluğu hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yoğunluk farkı önemli değildir. Yoğunluk farkı önemli değildir. Her halükarda büyük molekül hücre içine mi alındı? Bitti. Bu endositozdur. Hayvan hücrelerinde görülür, bitki hücrelerinde görülmez. Hatta sadece bitkiyle sınırlandırmayalım biz bunu. Bakın uyarıda belirttik. Çeperi olan hücreler endositoz yapamazlar. Kimdi bu çeperi olan hücreler? Çeperi olan hücreler dediğimiz zaman bakteri, mantar, bitki. Bunlar çeperi olan hücrelerdir. Bunlar endositoz yapamaz. Yine biz bu çeperi olan hücrelerle ilgili bir uyarı daha yazmıştık geçmiş konularda. Çeperi olan hücreler hemolize uğramaz demiştik. O yüzden bizim için önemli bir noktaydı. Arkadaşlar endositozu biz iki alt başlığa ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi fagositoz. Fagositoz dediğimiz hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı moleküllerin enerji harcanarak hücre içine alınmasıdır. Demek ki buradaki püf nokta katı moleküllerin hücre içerisine alınması. Amibin beslenmesi buna örnek verilebilir. Bir diğeri ise endositozun bir diğer alt başlığı ise pinositozdur. Pinositoz dediğimiz zaman arkadaşlar pinositoz yine hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki ancak bu sefer sıvı moleküllerin alınmasıdır. Bakın demek ki endositozun iki alt başlığı var. Bunlardan bir tanesi fagositoz, diğeri ise pinositoz. Fagositoz katı moleküllerin hücre içine alınması. Pinositoz ise hücre zarından yine geçemeyecek büyüklükteki sıvı moleküllerin hücre içerisine alınmasıdır. Kanda bulunan hormonların alınması buna örnek olarak verilebilir. Bir diğer hücre zarından madde taşınma yolu ise eksositozdur.
Eksositoz, hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin enerji harcanarak, enzim kullanılarak hücre dışına atılmasıdır. Bakın dikkat ediyorsanız burada yön tek yönlü. Neresi? Hücre dışı. Veya endositozda ise yine yön tek yönlüydü. Neresi? Hücre içine doğru. Demek ki burada iletim yönü tek yönlü. Hücre dışına doğru ne yapıyor eksositozda? Büyük molekül dışarıya atılıyor. Bu sefer dışarıya doğru bir atım söz konusu olduğundan dolayı hücre zarının yüzeyinde artma meydana ne yapacaktır? Gelecektir. ATP harcanır, enzim kullanılır. O zaman canlılık şarttır. Demek ki enerji olan her yerde, ATP enerjisi gereken her yerde veya oluşan her yerde o zaman canlılık şarttır. Eksositoz olayında da yine canlılık şarttır arkadaşlar. Buradaki uyarıda dikkat edecek olursanız ozmoz, aktif taşıma, difüzyon. Bu üç olayda da madde geçişi çift yönlü gerçekleşir. Ancak endositoz, eksositoz olaylarına baktığımız zaman burada madde geçişi nedir? Tek yönlüdür. Burada geçiş tek yönlüdür. Her ikisinde de yoğunluk farkı önemli değildir. Bu bizim için önemli. Herhangi bir şekilde her ikisinde de yoğunluk farkı dikkate alınmaz. Madde geçişleri tek yönlüdür. Her ikisinde de canlılık şarttır. Ancak büyük molekül içeriye gelmiş, girmişse, hücrenin içerisine alınmışsa endositozdur. Eğer hücrenin dışarısına veriliyorsa eksositozdur. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar.